Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Umarım çok iyisiniz. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün size aslında yepyeni bir bilimsel makale anlatacağım ama bu makale kimi ilgilendiriyor? Gebe olup miyomu olan kadınları ilgilendiriyor. Onlar şimdi biraz sesi açsınlar ve beni dikkatle dinlesinler. Çünkü onların onlara güzel haberler veriyor aslında bu makale. Eylül 2022'de yani daha işte 3-5 gün önce diyebilirim yepyeni bir makale yayınlandı. Gebelerde miyomlara ne oluyor, ne yapıyoruz bununla ilgili. Benim de şu anda hali hazırda e, gebe olup da miyomları olan takip ettiğim kişiler var. Onlara buradan e, özellikle selam söylemek istiyorum. Biz aslında benim daha önceki videolarımda da var. Yani gebelikte miyomlar ne oluyor? Yani gebeyim ve miyomum var. Bu miyom bana zarar verir mi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bununla ilgili aslında bu makale hem uzman arkadaşları, beni biliyorum dinleyen uzman arkadaşlarım da var kadın doğum uzmanı. Hem ebe, hemşire gibi sağlık personellerine de faydalı olacak bu bilgi. Şimdi biz aslında klasik olarak gebelik döneminde miyomun tam olarak ne olacağını çok iyi bilmiyorduk. Yani kabaca şöyle diyorduk aslında bakarsanız klasik kitabı bilgi. Miyomlar gebelik sürecinde %60 olguda değişmezler hacim olarak, sayı olarak gibisinden. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bu bilimsel boşluğu aslında gidermek için prospektif bir kohort çalışması yapılıyor. Ve Steril isimli bizim çok kıymetli bilimsel dergilerimizden birinde de yayınlanıyor bu makale. Yaklaşık 12 klinik merkezde 2800 hastayı 10 ila 40 41. gebelik haftalarında ultrason yapıyorlar bu hastalara. 6 kez ultrason yapılıyor detaylı bir şekilde ve Ultrasonda bu hastaların en büyük yani miyomu olan hastalardan bahsediyorum. En büyük 3 miyomun hacmine ve kaç miyom olduklarını sayılar raporlanıyor. Toplamda bakılan hastaların 2800 hastaya atıyorum ultrason yapılıyor bütün kliniklerde. Hepsi kontrollü bir şekilde gidiyor işin. Ve bu olguların e, yaklaşık %9.6'sında miyom tespit ediliyor. Yani 2800 kadına bakmışız, gebeye bakmışız. %9.6'sında miyon var. Yani e, neredeyse yaklaşık işte 280 tanesinde kabaca ki hani net rakamı vereyim 266 kadında miyon tespit ediliyor. Aslında yüksek bir rakam yani demek ki biz bir gebe baktığımızda aslında yüzde onunda miyon var. Kabaca klinisyene referi olabilecek bir bilgi aslında bu. Peki bu miyon ne oluyor? Yani şimdi beni izleyen çok değerli kıymetli gebelerim, hastalarım, arkadaşlarım, Şimdi kabaca bu veriler ne işe yarıyor yani bize nasıl yol gösterecek? Eğer ben bu bilimsel makale sonucunda ben baktım bir miyom gördüm. Bu miyomun başlangıç boyutu çok önemli. Eğer başlangıç boyutu bu miyomun bir santimden küçükse yani küçük bir miyomunuz varsa toplam miyom hacmindeki değişikliğe baktığımızda küçük olanlarda %2 oranında hafta başına bir artış görüyoruz. Eğer miyomunuz 1-3 santim arasındaysa hemen hemen hiç değişiklik görülmüyor miyom hacminde. Ama daha kritiği mesela benim şu anda da takip ettiğim gebe olup 5 santim miyomu olan hastam da var. 3 santimin üzerinde bir miyomunuz varsa haftada %2 oranında miyom hacminde küçülme bekliyoruz. Demek ki başlangıç miyom boyutunuz önemli. Yani bu çok güzel bir haber bizim için. Çünkü biz genellikle hani bu miyomların büyüyebileceğini vesaire söylüyorduk ama bu çalışma bu güzel bilimsel çalışma kuvvetli bir data bu bize miyomların hafta hafta küçüleceğini haftada %2 oranında küçüleceğini söylüyor. Zaten totale baktığımız zaman yani böyle eğer genelleme yapacak olursak e, bu miyomlarda ortalama hacim olarak %1 azalma, sayı olarak da %1-2 azalma görüyoruz gebelik sonuna baktığımızda. Yani aslında Bizim bildiğimiz klasik bilginin çok çok tersini söylüyor bu bilimsel makale. Eğer gebeyseniz ve miyomunuz varsa miyomun boyutu küçülecek, hacmi küçülecek, sayısı azalacak. Bu çok güzel bizim için olumlu. Ama tabi buradan şöyle bir mesaj da çıkıyor ya çıkmasın yani aslında. Yani miyom gebelikte hiçbir şekilde zarar vermez. Eski bilgilerimiz tamamen kayboldu. Öyle bir şey tabii ki yok. Benim hemen videomu tekrar izleyebilirsiniz çünkü bu videoyu izleyenlerin biliyorum ki e, gebeler ve miyomları var. E, sonuç olarak aslında birleştirdiğimiz zaman bu iki datayı pratikte ne olacak? Bir, miyomunuz varsa lütfen aynı doktor, aynı göz o miyomu ultrason takibiyle takip etsin. Takip ettiğinde miyomun küçüleceğini görecek. Ama miyomu olan bir gebe hekim tarafından yakın takip edilmeli. Ve buna göre sık aralıklarla takip edilip buna göre olabilecek komplikasyonlara karşı hazırlıklı olmalı. Hastalarda, gebelerde, ailelerde buna göre bilgilendirilmeli. İşte Eylül 2022'de bizim karşımıza çıkan bilgi bu şekilde. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Az da olsa, küçük de olsa size bir bilgi, bir katkı sağlayabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz de... Bir beğendim tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Selamlar, sağlıklı günler, sağlıklı gebelikler diliyorum efendim.